Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, dünyanın neredeyse en yoksul ülkelerinden birinde yaşamaya mahkum ettiğiniz vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nı karşılayacak. 7 tane asgari ücretli bütün maaşlarını verseler bir danaya giremedikleri bir Kurban Bayramı'nı karşılayacaklar. Varın 10 bin liraya mahkum ettiğiniz emeklinin nasıl kurban geçireceğini siz düşünün. Bakın, Tarım Orman Bakanlığı'nın verilerinden bahsediyorum. 2021, 22, 23 ve 2024 tahmini. 2021'den bugüne kadar kesilen hayvan %20 azalmış hane başına. 2024 yılı için de tahminen %20 oranında bir düşüş beklendiğini Tarım Orman Bakanlığı, devletin resmi rakamları söylüyor. Aslında biz bu kurbanda neyi kurban ediyoruz biliyor musunuz? Bu bayram aslında biz ülkenin bütün değerlerini iktidarda kalabilmek uğruna kurban ediyoruz. Bir zamanlar dünyanın tahıl ambarı iken, iki gündür fiyatların açıklanmasıyla birlikte çiftçiyi, tarımı ve üreticiyi bu bayramda kurban ediyoruz. Esnafı üç harfli zincir marketlere bu bayramda kurban ediyoruz. İşçiyi, memuru, çileli emeklilerimizi kendinizle birlikte bir avuç şatafatlı hayat düşkününe kurban ediyoruz. Şehit kanlarıyla sulanan vatan topraklarımızı milyonlarca neyi düğü belirsiz sığınmacıya, mülteciye, kaçağa, göçeğe kurban ediyoruz. En başta adaleti kurban ettiniz. Mahkemelere nüfuz ederek, hakimlere, savcılara aba altından sopa göstererek ve dahi yüksek yargıyı birbirine kırdırarak bu ülkede hukuku kurban ettiniz. Halkın seçtiği milletvekili Can Atalay'ın vekilliğini bir inat uğruna kurban ettiniz. Sosyal medyada adeta devlet terörü estirerek tweet atanı, tweet'i retweetleyeni sabahın beşinde içeri alarak temel hak ve özgürlükleri kurban ettiniz. Hemen hemen her seçimde sandık Buyurun tamamlayın lütfen. Sandık güvenliğini yok ettiniz. Vatandaşın en tabii görevi olan oy hakkını çalarak demokrasiyi kurban ettiniz. Gençlerimizin hayallerini kurban ettiniz. Yabancı paralar karşısında pula döndüğünüz Türk parasını kurban ettiniz. Dağları, ovaları, denizleri, yeşilliğimizi, ağacımızı, ormanımızı betona kurban ettiniz. Cumhuriyet değerlerini ve memleketin 100 yıllık kazanımlarını, limanını, şeker fabrikasını, çimento fabrikasını kurban ettiniz. Hasta garantiler, hasta garantili hastaneler, araç geçiş garantili otoyollar, köprüler yapmak bahanesiyle çocuklarımızın geleceğini kurban ettiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği Türk Buyurun hemen tamamlayın. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği Türk dünyası hedefini Orta Doğu çöllerine kurban ettiniz. Anadolu'nun saf, temiz Müslümanlığını Bedevi sefilliğine kurban ettiniz. Sosyal devleti seçim ekonomisine kurban ettiniz. Temeli Türk kahramanlığıyla atılmış bu ülkenin kurumlarını, kurucu değerlerini istibdada kurban ettiniz. Hasılı koskoca ülkeyi kötü yönetiminizle açgözlü dünyaya kurban ettiniz. İşte böyle bir Kurban Bayramı'nı karşılayacağız. Rahmetli Karakoç'un duasıyla,
Ya bayramlar bayram olsun kurtulsun, ya takvimler cayır cayır yırtılsın. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.